Değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir almak satmak tutmak tamamen sizlere aittir kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri aktif hale getirmeyi beğeni yorumları ihmal etmeyelim bu videomuzun konu reader olacak reader teknoloji lütfen videodan sonra beğenmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyelim yorumlarınız oldukça önemli. Yine videonun açıklama yorum kısmında Binance referans kimliğimiz var. Biliyorsunuz kripto piyasası oldukça hareketli. Buradan da nasibinizi almak istiyorsanız Binance referans kimliğimiz üzerinden %10 komisyon deneyimine kaydınızı yapıp 724 kripto para işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Reader'ı şöyle bir irdelemiş olacağız. Öncelikle Dolar Reader'ın ana hatlarını şöyle bir çizelim. Ana hatlarımız bakınız bu şekilde arkadaşlar. Burayı ana hat olarak alalım şu şekilde. Hatta e, milimetrik görüntü üzerinden gidelim şu şekilde. Bakınız Reader'daki tablo bu. Evet Reader'ın ana hatları bu şekilde özetlenebilir. Şimdi biz bu ana hatlar içerisinde Reader'da nasıl görüntüler var neler bizi bekliyor ona bakacağız. Şimdi değerli dostlar öncelikli olarak ana hatları bu şekilde aldığımız zaman biz Şöyle bir görüntü içerisinde olduğumuzu görüyorsunuz. Yani bu simeti içerisinde bakarsak biz reader'da bir sonraki durakta bakınız buralara doğru atak yapma olasılığımız yüksek diyebiliriz değil mi? Yani teknik simetrik görüntümüz bu şekilde. Umarım bu şekilde bir görüntüyle reader yoluna devam eder değerli dostlar. Evet. Reader'daki görüntümüz bu şekilde. Hemen şuraları bir alalım. Evet. Şimdi oluşan görüntüler neler bakalım. Şimdi öncelikli olarak şurada bir düşen kırılımını görüyoruz. Onu anlatacağız. Akabinde bir tobo görüntümüz var. Onu anlatacağız ve bir de kanal e, oluşturmuş olacağız burada. Onu anlatıp akabinde de yatay destekler ve Fibonacci ile sonlandırmış olacağız. Şimdi reader'da düşen kırılımı arkadaşlar gelmiş olup bakın şu şekilde düşen kırılımı gelmiş olup şu trendin yukarı doğru bakınız artık harekete başladığını görüyoruz. Bakınız net bir kırılım gerçekleşiyor buradan. Bakınız çok net bir kırılım gerçekleşiyor. Hemen şöyle direnç noktalarını aldığımızda hemen bunu kırmızı yapalım. Bakınız buralarda ne yapıyor? Baskı yiyor. Ve sonunda bakın şurada alım yönünde hareketi başlıyor. Yine destek bölgelerini şöyle attığımızda bu trendin yukarı doğru kırıldığını görmekteyiz. Bu trendin Formasyon olarak teknik hedefi ortalama çiziyorum bunu. Bakınız bu değişkenlik gösteriyor 28 76. 28 76'larda buranın trend hedefi. Alçalan kanalın yukarı kırılmasıyla oluşan bu hedef ortalama 29 bantları Değer dostlar. Ortalama 29 banttan böyle bir hedef bölgemiz mevcut diyebiliriz reader'da. Şimdi oluşan başka hangi senaryolar var? Ona bakalım. Bakınız burada bir diğer senaryomuz da şu şekilde olabilir. Bakınız olabilir diyorum henüz çünkü teyidini almadığı için formasyonlar burada çok net konuşmak da istemiyorum. Ama oluşabilecek bir senaryoyu önceden yani en azından bir formasyon var ve bu formasyonu diyelim ki 5'te 4'e oluşmuş ama 5'te 5 daha yapmamış. İşte buradaki görüntüde bir Tobo görüntüsü var. Bakınız şöyle alıyoruz solumuz. omuz. Bakınız parçanın biri tamamlanmış. Baş kısmı tamamlanmış. Eksiğimiz burada sağ kısmı arkadaşlar. Eğer ki bu sağ omuz kısmı da tamamlanırsa burada çok bariz bir Tobo formasyonu. Ve bu formasyonun da teknik hedefi hemen yine alıyoruz onu. Şöyle klonlayalım. Bakın buradaki formasyonda teknik hedefi ne olur? Kırılım sonrası 33 bantlar olur. O zaman biz buraya şunları yazacağız. 1. 29 18 kanal trend hedef. 2. 33 80'ler ortalama tobu to, to, formasyon hedef. Şu anda reader'daki görüntü bu. Evet, işler yolunda gidiyor. Reader'da bakınız stop loss noktası olarak eğer ki şu destek hattı altında bakınız şu bant altında. Şöyle şuraların altında bakıyoruz. Kaça gelir burası? Ortalama 20 bantlar. Bu değişkenlik gösterecektir tabii ki. Yani zamansal anlamda yukarı doğru giden bir çizgi olduğu için ne kadar geç temas olursa o kadar daha yukarıda oluşacaktır bu destek bölgesi. Yaklaşık şu anda 20-20-50 bantlarında bir desteği bulunuyor. Bu seviyeden altı kapanış yapmadığı müddetçe de şu anda Reader'ın olumlu pozitif olduğunu söyleyebiliriz. RSI yine 52 bantlarında yer alıyor. Bir de ufaktan dolar bazlı görüntüsüne de bakalım ve reader'ı sonlandıralım değerli dostlar. Şimdi dolar bazlı görüntümüze de baktığımız zaman zaten burada da aynı senaryoyu görmekteyiz. Yani bir formasyon, bir oluşum üç aşağı 5 yukarı önceden eğer bununla ilgili çalışmanı yaparsan daha sağlıklı olur. Bakın şöyle bir görüntü de var burada. Hemen onu da alalım. Bakın bu çok güçlü bir direnç noktası. Hemen şöyle alıyoruz. Evet. O zaman Reader'da 88 centler önemli. Değerli dostlar 88 cent Reader'da baz alacağımız bakınız daha öncesi olmuş olan destek direnç olarak sürekli bakınız karşımızda olan bir görüntü bakınız. Onun için 88 cent kırıldığı takdirde de burada Tobo formasyon hedefimiz ne olacak? Hemen ona bakalım. Hemen şu şekilde alıyoruz. Bakın bunlar olasılıklar 1.11 dolar. Şu anki görüntü güzel. Olası bir tobu görüntüsü mevcut diyebiliriz reader hissesinde. Şimdi biz biraz önce Fibonacci seviyesine TL bazda bakmadık. Kısaca ona da bakalım. TL bazda görüntüde Fibo seviyeleri bizi nereye kadar götürebilir? Bakın, engeller nelerdir baktığımız zaman. Şu anda bizim e, 0618 0786 yani 2660 2870 buraya doğru yolculuk yapma olasılığımız oldukça yüksek gözüküyor. Ben özellikle şuraya bakmak istiyorum. Tepe noktadaki hedefimiz ilerleyen zaman dilimlerinde 38-39 bantlarını gösteriyor. Fibonacci teknik hedefimiz. Evet. Kısaca Reader'ı incelemiş olduk değerli dostlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Sizlerden ricam yorum kısmını eğer Reader videosunu izlediyseniz buradan bir istifadeniz olmuş ise bir faydanız olmuş ise en azından izleme noktasında. Eme saygı babında da en azından bir yorumu Sizlerden bekliyorum. Umarım çok bir şey istemiyoruz. Sadece bir yorum yapmanız. E, bunu da ihmal etmeyinler dostlar ki nice reader videolarını sizlerle paylaşalım. Nice reader videolarını bu kanalda sizlere sunabilirim e, Yorumlar önemli. Yorum kısmı aktif olan hisseleri, kriptoları biraz daha ön plana çıkaracağım. Ona göre sizlerden yorumları da bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Videonun altında Binance referans kimliğimize tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Buradan %10 komisyon indirimiyle işlemlerinizi 7/24 kripto para işlemlerinizi gerek spot gerek vadeli gerçekleştirebilirsiniz. Umarım yeni hafta sizlere güzellikler getirir. Çok daha güzel koşullarda, çok yeşillikli bir hafta başlangıcı ve kapanışı sizlerle olur diyerekten bu videomuzu sonlandırıyoruz.